Hayırlı akşamlar. A9 televizyonu tarafından hazırlanıp sunulan Mübarek Şehir İstanbul programımıza hoş geldiniz. Bugün İstanbul'un hem tarihi hem siyasi olarak önemli meydanlarından birindeyiz. Yayınımızı Beyazıt Meydanı'ndan gerçekleştiriyoruz. Tarihimizin birçok önemli olayına şahitlik eden bu meydanda hem tarihten konuşacağız hem de gelecekten bahsedeceğiz. Birçok insanın örtbas etmek için çaba harcadığı, bazılarının hiç ağzına dahi almadığı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ise anlatın diye buyurduğu Mehdiyet'i konuşacağız. Bizans döneminde kentin en büyük meydanı, Türk döneminde ise bir saray meydanı olan bugünkü Beyazıt Meydanı önemli tarihi alanlardan biridir. Çevresinde Beyazıt Camii'ni ve mahallesini de içine alan Beyazıt semti vardır. Milattan sonra 4. yüzyılda şehrin en büyük meydanı olarak inşa edilir. Tam ortasındaki dev boyutlu zafer takının üzerinde yer alan bronz boğa başlarından dolayı buraya Form Tauri yani Boğa Meydanı adı verilmiştir. Osmanlı'nın İstanbul'u fethinden sonra ilk saray buraya yaptırılır. Topkapı Sarayı'nın inşasından sonra bu saray eski valide sultanların, emekli cariyelerin gönderildiği bir yer olmuştur. Meydana adını veren Beyazıt Camii ise 15. yüzyılda yapılmıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde Fatih'in yaptırdığı saray eskimesi nedeniyle yıkılarak Balyan ailesine seraskerlik binası yani bugünkü İstanbul Üniversitesi binası yaptırılır. Arkamızda gördüğünüz İstanbul Üniversitesi'nin ana kapısı olarak kullanılan kapı da aslında Harbiye Nezareti kapısıdır. Kapının üzerindeki kitabede fetih ve zafer ayetleriyle Dari-i Umur-u Askeri ibaresi yazılıdır. Hemen üstünde de Sultan Abdülaziz'in tuğrası yer alır. 1884 yılında halkın ahır olarak kullandığı imaret onarılıp Beyazıt Umumi Kütüphanesi olarak hizmete girer. Bu gelişme şehrin kültürel dönüşünde de etkili olmuştur. Asıl akademik gelişme Darül Funune Osmani'nin 1909 yılında Zeynep Hanım Konağı'na taşınmasıyla olur. Askeri siyasi gündemin merkezi olan meydan yerine yavaş yavaş akademik çevrelere bırakır. Öyle ki bir zamanlar vezneciler, Soğan Ağa, Çarşı Kapı semtleri, Paşa Konakları muhitleri iken akademisyen muhitleri haline gelir. Bugün ise Beyazıt Meydanı hem tarihiyle hem de İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu meydan olması sebebiyle hala çok aktif ve hareketli bir meydandır. Bugün Mehdiyet konusunda üzerinde durmak istediğimiz önemli bir konu var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Mehdi aleyhisselam devriyle ilgili verdiği önemli bilgilerden biri de Hazreti Mehdi aleyhisselam çıktığında bazı cahil sözlü din adamlarının Hazreti Mehdi aleyhisselama karşı çıkacaklarıdır. Ahir zamanda cahil alimlerin çoğalacağı Buhari, Müslim, Ebu Davud gibi tüm sahih hadis kaynaklarında yer alan bir bilgidir. Örneğin Buhari'de yer alan bir hadiste ahir zamanda türemenler çıkacak. Beyinleri çalışmayacak, konuşurken çok güzel konuşacaklar, Kur'an okuyacaklar fakat imanları gırtlaklarından aşağı geçmeyecek buyurulmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyinleri çalışmayacak diyor. Yani akıl zayıflığı içinde olacaklar. Konuşurken güzel konuşacaklar diyor. Uzun uzun anlatıyorlar, saatlerce konuşuyorlar fakat konuştuklarını hayatlarına ve ahlaklarına yansıtmıyorlar. Anlattıklarıyla yaşadıkları uyum içinde olmuyor. Mesela Kur'an ayetleriyle müminlerin fedakarlıklarından bahsediyorlar ama kendi rahatlarına çok düşkün oluyorlar. Allah yolunda hizmet etmenin önemini anlatıyorlar ama aileleriyle, işleriyle meşgul oldukları için ilmen mücadeleden kaçınıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanları gırtlaklarından aşağı geçmeyecek diyerek bunu kastediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrı zamanda Kur'an'ı çok iyi bilen, saçları tıraş edilmiş, başları sarıklı bazı kişilerin ortaya çıkacağını da haber vermiştir. Ancak bu kişiler yaptıkları izahlar ve açıklamalarıyla dini savunuyor görüseler de dine ekledikleri bidatler ve çarpık din anlayışları ile adeta yayın oktan çıkması gibi İslam dininden uzak olacaklardır. Bu anlayışlarıyla Kur'an'a ve samimi Müslümanlara özellikle de Hazreti Mehdi aleyhisselama karşı
mücadele eden bir tavır içerisinde olacaklardır. Konuyla ilgili bir hadis şu şekilde. Doğudan başları tıraşlı kavimler çıkacak. Dilleriyle Kur'an okuyacaklar fakat boğazlarından aşağı geçmeyecek. Onlar dinden, yaydan okun çıktığı gibi çıkacaklardır. Evet, bu kişilerin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a karşı Deccaliyet'in safında yer alacakları, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a karşı mücadele edecekleri de ümmetimden başları sarıklı 70 bin kişi Deccal'e tabi olacaktır ifadesiyle haber veriliyor. İşte bu nedenledir ki İmam Rabbani Hazretleri de Müslümanlara cahil sözlü alimlerin peşinden gitmemeleri konusunda özel olarak uyarıda bulunuyor. Ve dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak, zehir yemek gibi zararlıdır. Kötü din adamlarının zararları bulaşıcıdır. Cemiyetleri bozar, milletleri parçalar buyuruyor. İmam Rabbani Hazretleri onların sözlerini dinlemek, zehir yemek gibi zararlıdır diyor. Yani bu kimseler ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diyerek adeta insanları fikren zehirliyorlar. İmam Rabbani Hazretleri bir başka sözünde ahir zamanda bazı sözde din adamlarının Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a düşmanca tavır göstereceklerini detaylı olarak açıklıyor. İmam Rabbani bu konuda şöyle diyor. Geleceği vaat edilen Mehdi, dinin tervicini, değerini arttırmayı, sünnetin ihyasını, yeniden canlandırmasını murad ettiği, istediği zaman bidat ehliyle ameli adet edinen, hasene zannı ile dini karıştıran, dinin aslında özünde olmayan şeyleri dinin emri olduğunu zanneden bazı insanlar hayretle şöyle diyecektir. Bu kimse, yani Mehdi, dinimizi kaldırmak ve şeriatimizi izale, mahvetmek istiyor. İmam Rabbani bu sözünden anlaşıldığı üzere bu kimseler, bidat ehliyle ameli adet edinen, yani dinin özünde olmayan, dine sonradan dahil edilmiş batıl bir takım inanışlara göre davranan, hasene zannı ile dini karıştıran, yani dinin özünde olmayan şeyleri dinin emri olduğunu zanneden kimselerdir. Ve bu kimselerin en çok gündeme getirdikleri iddia ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dinlerini ortadan kaldırmak istediği olacaktır. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam onların batıl dinlerine, bidatlerine göre değil, Kur'an'a göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre hareket edecektir. Muhiddin Arabi Hazretleri de Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde dinin özüne döneceğini, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki gibi saf halinde yaşayacağını söylemiş, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a en çok muhalefet eden kimselerin ise bazı cahil sözde din adamları olacağını şöyle haber vermiştir. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın döneminde din tamamen reyden arınmış olarak eski hüviyetini kazanacaktır. Vereceği birçok hükümlerde ulemanın mezheplerine muhalefet edecektir. Bundan dolayı ondan uzak duracaklardır. Zira zanlarına göre gerçekten Allah imamlarından sonra bir müçtehit bırakmadığını kabulleneceklerdir. A9 televizyonu tarafından hazırlayıp sunduğumuz Mübarek Şehir İstanbul programımızın sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.